Sıradaki konumuz Gana, Gana'da Ahmediyet ve Tebliğ. Konuyu bize anlatmak için Sayın Ridvan Amoko'yu davet ediyorum. The next topic is about Tebliğ and Ahmediyet in Ghana, Africa. Tell us about that, Mr. Ridvan Amoko. Selamu aleyküm ve rahmetullah. Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike lah. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve habibuhu ve resuluh. Amma ba'd, fa'uzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. My speech is going to be in Turkish, but is there going to be a translation direct? So, maybe if there is time, I would try and summarize it for the English-speaking speakers, so that they would also make meaning out of what I'm going to say, inshallah. Benim konuşmam Türkçe olarak söyleyeceğim, fakat bizim Türkçe bilmeyen arkadaşlar için biraz özet yapacağım eğer vakit varsa inşallah. Sayın Oturum Başkanımız, Murabbimiz, hanımlar ve beyler, Selamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. 3 yıl öncesiyle bugünü karşılaştırdığımda büyük gelişmeyi görebiliyorum. 3 sene önce Casa için bu salondaydım. Ahmedi dostlarımla tanışayım diye geldim. Fakat hiç Türkçe bilmiyordum. Hiçbir şey Türkçe ifade edemiyordum. Sadece hoş geldiniz diyebiliyordum. Beytül Hadi'ye ilk girdiğimde özel bir duygu hissettim. Hazreti Mehdi Aleyhisselatü Vesselam'ın ruhu dolu olduğu bir mekanının değişikliğini hissettim. Ahmediler arasındaki kardeşlik duygusu hissettim. Elhamdülillah, 3 sene sonra bana bu konuşma imkan sağlandı. Bu sebeple çok mutluyum. Casa kurulu çok teşekkür ediyorum. Cezakallahu ahsen ceza diyorum. Aslında 2 sebepten dolayı mutluyum. Birincisi, konuşmam Türkçe olarak söylüyorum. Fakat Türkçem sizinki gibi daha güzel olmadığı için hatalarımı bana affet edin. İkincisi, Ghana Ahmediye cemaatin hakkında bazı olaylar sizinle paylaşmak istiyorum. Bu konu Türkiye cemaate örnek olarak çok faydalı olacağını inanıyorum inşallah. Ahmediye cemaati her yerde aynı. Her Ahmediye olduğu ülkede benzer özellikleri var. Cemaatimizdeki terbiye, ahlak, genel dini fikrimiz hiç fark bulunmadığı ve dünyada tek imamımız olduğu sebebiyle her memlekette tıpkıyız. Fakat ülkeden ülkeye durum değişiklikten sebebiyle cemaat üyeleri olumlu ya da olumsuz etkilenir. Ghana gayri resmi olarak Hristiyan bir ülkedir. İngilizler Afrika'ya geldiğinde misyonerlerle geldi ve onlardan dini ve kültürleri mecburen öğrendik. Bazı araştırmacılar Batı Afrika'ya Hristiyanlık gelmeden 3 yıl önce İslam vardı diyorlar.
Ancak o zamanlarda İslam sadece birkaç kabileler arasında bulunuyordu. Bu kabileler Hristiyan dini ve İngilizlerin getirdiği eğitim sistemi reddettiler. Bu nedenle eğitim faydasını ulaşamamışlar. Şimdiye kadar o kabile genelde işsiz ve zor ekonomik durumda bulunmaktadır. Dolayısıyla o zamanlarda genelde Müslüman olmayanlar Müslümanlara düşük insanlar diye görünmektedir. Bu durumda hiç kimse Müslüman olmak istemezdir. Güney Ghana'da sahil bulunur ve İngilizlere gemiyle oraya ulaşmışlar. Sahildeki kabileler genelde Hristiyan, okumuş ve yüksek ekonomik durumdadır. Bu sebebiyle Ghana'daki cemaat Ahmediye bizim için büyük bir mucize ki ilk Ahmediler Güney kabilelerden geldi. O zamanlarda çok tuhaf ki okuyan ya da Güney kabile olan Müslüman olur. Bu noktada biraz açıklamam gerekiyor. Şimdi İngilizler Afrika'ya geldiğinde sahil yani gemiyle geldi. Şimdi sahildeki kabilelerle tanışmışlar ve onlara eğitim ve kültür ve Hristiyanlık öğretmişler onlara. Demek ki bunlar asla Müslüman yapmazlar. Çünkü yani İslam ile şey yok, iletişim yok, yani bağlantı yok. Fakat bizim cemaatimiz Müslümanlardan başlamadı. Hristiyanlardan başladı. Yani Güney Ghana'dan başladı. Onlar zaten Müslüman, zaten okumuş, ekonomik durumu gayet iyi. Hem de kendi kabile daha yüksek ya da özel diye hissediyor. İlk Ahmediler çok zor olayda yaşamışlar. Hristiyanlar ve özellikle diğer Müslüman kardeşlerimiz onlara çok zulüm etmişler. Hristiyanlar diyorlar ki siz, yani Ahmediler diyorlar ki siz başka bir kültür ve din öğreniyorsunuz ve sizinkini çöpe atmışsınız. Müslümanlar da diyor ki siz nereden geldiniz? Müslüman olamazsınız. Çünkü hem başka bir şey anlatıyorsun hem de kabileniz Müslüman olmayan bir kabiledir. Müslüman olan kabilelerden Ahmediye kabul edenleri daha çok kötü durumda kalmıştırlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabelerin yaşadığı zulüm gibidir. Bütün köydeki insanlar Ahmedileri boykot edilmiştir. Ahmedilerle satış alış yasaklandı. Kendilerin çiftçiliğine girmek bile yasaklandı. Bu olay Ghana'da şimdiki Amir Muhammed bin Salih'in ailesi yaşamıştı. Babası büyük bir İslam alimdir ve Mehdi Aleyhisselam'ın gelmesine inanmıştı. Şu anda Ghana'da Ahmediye cemaatimizin en başarılı insanlar bu kabilelerden bulunur. Önceki zorluluklara rağmen. Şimdi Müslümanlar arasında bazıları Ahmediye kabul etmişler. Şimdi kabul ettikten sonra zulüm başladı. Çünkü diyorlar ki siz ne diyorsun? Mehdi falan geldi falan bir şey anlatıyorsun. O zaman çok yani zor durumda oldu. Dediğim gibi kendi kendine şey bile çiftçiliğine bile giremezdi. Yasaklandı yani. Alışveriş yasaklandı. Hiçbir şey yapamazlar. Bazı evlilik bile boşanmışlar.
Şimdi bizim amir, Galata'daki amir, babası çok büyük bir alimdir ve bu olay online yaşamışlar. Fakat bu zorluktan sonra çok başarılı oldular. Şimdi o kabile Ghana'da en zengin, en başarılı yani ekonomik durum hem de bilgi olarak milletvekillerimiz o kabilelerden bulunur. Şimdi Sayın Oturum Başkanımız, arkadaşlar, demek istediğim budur ki çabasız, acısız diye bir başarı yok. Eğer dinimiz için çabalamak hazır değilsek Allah'tan başarı ve yardım beklemeyelim. Tabii ki Cemaat Ahmediye'nin gelişmesi Allah'tan gelen bir vaattir. Demek ki muhakkak olacak. Fakat İslam Ahmediye için tebliğ edenleri ve Allah'ın yolunda iyice ithaf edenlerin bir vaattir. Şimdi bazılar tebliğ hakkında söylediğin zaman zulümden korkuyor. Yani zulüm için biz susalım, biz Ahmediyodun, biz arkadaşlarımıza söylemeyelim diyorlar. Ama zulümden çektiğin zaman demek başarı istemiyorsun demek. Çünkü çabasız, acısız bir başarı yok. Yani çabalacaksınız, zor durumda yani yaşayacaksınız, ondan sonra başarı olur. Ghana cemaatin başarı ithaf bağlıdır. 1920 yılında Ghana'daki Ahmedi olmak isteyenler Pakistan'daki cemaate murabbi gelsin diye mektup göndermiş. İlk gelen murabbi adı Maulana Abdurrahim Nayar. 1921 yılında geldi. Ahmediler para biriktirip murabbiyi gemi bileti almışlar. Kendilerin malları, canları, bilgileri ve çocukları cemaat oluşturmak için Allah'ın yolunda adamışlar. Tekrar okuyorum orada. Kendilerin malları, canları, bilgileri ve çocukları cemaat oluşturmak için Allah'ın yoluna adamışlar. Nara-i Tekbir! Allahu Ekber! Cemaat Ghana! Zindabad! Cemaat Türkiye! Zindabad! Cemaat Suriye! Zindabad! Nara-i Tekbir! Allahu Ekber! Çocuklarını murabbi olabilecek için Pakistan'a göndermişler. O zamanlarda Pakistan nerede olduğu bile henüz bilmiyorlardı. Fakat adamak ve dini sevgiyle çocuklarını göndermiş. Bu gibi adamak çocuklar görüyor ve öğreniyor. Şimdi Ghana'daki cemaat bizim özelimiz bu. Diğer ülkeler mesela huzur diyor ki sen Türkiye'ye git, orada şey başla, vaaz başla, tebliğ başla. Ama Ghana'da kendimiz mektup yazdık, diyor ki murabbi gelsin. O zamanlarda hiç Ahmedi yoktu. İlk Ahmedi o rüya gördü. Rüyada bir beyaz adam diyor. Beyaz adam ile namaz kılıyordu. Ondan sonra bir araştırma yaptı. Cemaatimizin iletişim buldu. Mektup yazdı. Dedi ki ben bu rüya gördüm. Cemaatiniz buraya getirin. Murabbi yani birisi bize yollayın. Bize öğretsin diye. O yüzden o zaman çiftçilik falan yapıyorlar. Bazıları pek para yok ama para biriktirip bilet almış, murabbi geldi. Şimdi bazen Türk arkadaşlarıma bu soru soruyorum ki niçin bizim çocuklarımız yani Cami Ahmet'e gitmiyorlar?
Her zaman biz diyoruz ki Türkiye cemaat büyük olsun. Türkiye cemaat çoğalsın diye. Ama yani hiç kimse, hala ben görmedim, hiç kimse demedi ki tamam ben Cami Ahmediye'ye gitmek istiyorum. Murabbi olacağım ve Türkiye'ye geleceğim ve sizinle beraber yaşayacağım ve tebliğ yaparım. Bu bence olunca cemaatimizin için daha güzel ve daha başarılı olur. Haraya tekbir! Allahu Ekber! Muhammed Mustafa! Sallallahu aleyhi ve sellem! Gulam Ahmet ki! Gel! Gulam Ahmet ki! Gel! Gulam Ahmet ki! Gel! Hazret Muhammed Mustafa! Sallallahu aleyhi ve sellem! Dediğim gibi, eğer çabalamak ve adamak için hazır değilseniz, zaferi beklemeyin. Ghana'da bizim avantaj budur ki şu anda cemaate muhalefet edenler genelde fiziksel olmuyor. İdeolog ve söz olarak muhalefet ederler. Tabii ki bu gibi ortamda tebliğ için daha kolay olabilir. Bize Türk mürebbileri lazım. Aramızda daima kalıp bize öğretir ve bizimle beraber tebliğ etsin diye. Bu gerçekleşirse cemaat üyeler cemaatin hakkında bilgi atarlar ve tebliğ daha kolay yaparlar. Bilgisiz durumda tebliğ için gerekli cesaret olmuyor. Tebliğ etmeyeceğiz demek. Tebliğ edemezsek gerçek İslam ne olduğunu millet bilemezler ve cemaatimizin çoğaltması uzun sürer. Şimdi Ghana'da bizim Madrasatul Hifz diye bir okul var. Çocuklar 9'dan 12 yaşa kadar oraya gidiyor. 3 sene kalıyor. Hafız olarak yetişiyor. Yani eğitim alıyorlar. Bizim Ghana'da şey olunca oruç zamanı yani teravih namaz çocuklarla kılıyoruz. Yani biz büyükler kılmıyor. Murabbiler bile kılmıyor. Yani imam olmuyorlar. Çocuklar yapıyor. 30 gün boyunca çocuklar. Neden? Çünkü bir adamak var. Çocuklar, veliler çocuklar gönderiyor. Onlar bir şey öğrensin diye. Bunu bence Türkiye'de öyle bir şey yapabiliriz. Çocuklara gönderelim. Eğer çocuklara gönderemezsek bize hiçbir bizim geleceğimiz biraz düşük ya da zayıf olur. Şimdi bizim bir mürebbi var. O Pakistan'a gitti. Pakistan'a gittiğinde o zamanlarda çok zor durumdaydılar. Babasına mektup yazmış. Dedi ki baba bu iş ben artık yapamam. Murabbi olamam. Çünkü durum çok zor orada. Babası ne dedi biliyor musun? Dedi ki biber var ya. Bizim Ghana'da biber çok acı biber var. İçinde baktığın zaman bazen bir how do you say worm in English? Worm. Kurt. Kurt var. İçinde yaşıyor. Biber çok acı. Ama kurt içinde yaşıyor. Demek sen de Pakistan'da yaşayabilirsin. Bitiremezsen Ghana'ya geri dönme. Senin yüzünü görmek istemiyorum. Hatta mürebbi olman gerekiyordu dedi. Nara'ya tekbir! Demek biz şeye pek bakmayız. Yani zor durumda pek bakmamamız gerekiyor. Mesela benim çocuğum Ghana'ya, Afrika'ya gönderiyorum. O hafiz olsun diye. Ya da Hindistan'a gönderiyorum hafiz olsun diye. Biz korkmayalım. Çünkü yani Allah'ın yolunda bir adamak varsa hep yardım Allah bize yardım eder. İnşallah. Birazdan bitireyim.
Ghana'daki Ghana'da gerçekten gençler çalışıyor ve İslam hakkında çok bilgi artıyorlar. Mürebbimizi fazla sormazlar. Çünkü genelde cevabını bilirler. Hudam tebliğ programımız var her hafta. Artık mürebbimiz tebliğ fazla yapmaz. Kendimiz yaparız. Hudam ve Ansarullah tebliğ kurulumuz var ve her hafta sonu tebliğ ederiz. İnan ki bazı Ansarullah ve Hudamlar hiç okumamış ama Kur'an-ı Kerim'i ve İncil'i o kadar öğrenmişler ki tebliğ korkmadan yaparlar. Tebliğ hakkında konuştuğum zaman bazı görüşler yüzünden Türkiye'de tebliğ zor olduğunu hakkında mazeretler duyuyorum. Bence tebliğin birkaç şekil var ve sen bunu yapmaya karar verdiğinde sana hiçbir şey engel olmamalı. Eminim ki çoğumuz tebliğ sayesinde Ahmedi olduk. Bu da tebliğin mümkün olduğunu gösterir. Türkiye'de kaldığım 3 yıl boyunca şunu fark ettim ki insanlar Ahmedi yapmanın birçok fırsat var. Cevaplanmamış sorulara cevap arayan açık fikirli birçok Türk var. Bence Türk cemaati iş tebliğe geldiğinde biraz çekiniyorlar. Fazla çaba pek göstermiyorlar. Görevimizin ne kadar büyük ve önemli olduğunu bilmeliyiz. Hudamlar bazen bir araya gidip yemek yiyip fotoğraf çektirdiler görüyorum. Bu güzel sosyal aktivite ve kardeşlik için iyidir. Ama hudam gerçek amacı değildir. Her hadim vaaz vermek için bilgi ve istekli olmalı. Çocuklarımızı ve eşimizi eğitmek için, kendimizi düzeltebilmek için bilgi olmalıyız. Diğer Müslüman gruplardan o kadar farklı olmalıyız ki yeni Ahmediler bizden birçok şeyler öğrenmeli. Manevi ve ahlak yolculuk konusunda çok ilerlemeliyiz. Şimdi benim konuşmam bitirmeden önce size Ghana ilahi hakkında söylerim. Umarım Ghana ilahi siz bayağı duydunuz. Özellikle la ilahe çok duydunuz. Şimdi Ghana'da tebliğ çok ilahi kullanıyoruz. İlahi genellikle Kur'an-ı Kerim'den bir ayet çıkartıp ilahi oluşturuyor, yani kuruyoruz. Bazı ilahiler de ilham ya da rüya olabiliyor. Mesela bizim eskiden bir hocamız vardı. Hoca sabah cemaate gidiyor kılmak için. Sabah namaz kılmak için cemaate gidiyordu. O zaman köyde. Giderken bir mezardan geçti. Geçerken dedi ki kulağıma bir ses geldi. Bu duyduğum ses size öğreteceğim. Ve öğrettikten sonra ilahi olarak kurmuşlar. Şöyle bir şarkı kurmuşlar. Hua hua subhanallahi ala. Hua alhamdulillah. Hua ve la ilaha. Hua Allahu akbar. Hua hua subhanallahi ala. Hua walhamdulillah. Hua ve la ilaha. Hua Allahu akbar. Yani bizim ilahimiz bu şekilde olur. Sadı Bey, sizden bir rica edeyim. İzin verirse benim Ghana arkadaşım var. O gelsin. 2 dakika size ilahi söyle. Devam.
Cemaat Ghana! Zindabad! Müminiyet! Cemaat Ghana! Zindabad! Cemaat Ghana! Zindabad! Zeytüleyin fethi. Zeytüleyin fethi. اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك وسلم آمين صل على نبينا صل على محمد صل على نبينا صل على محمد صل على شفينا وصلي على محمد صلي على نبينا صلي على محمد صلي على خير الورى صلي على محمد صلي على نبينا وصلي على محمد للعالمين للعالمين alamin alamina lil alamin alamina lil alamin alamin alamina muhammadur rasulullah sirajunir lil alamina muhammadur rasulullah sirajunir lil alamina obemariasinyinara oshemariasinyinara parashemariasinyinara shemariasinyinara muhammadu nyamin sumafo oyekai nimukai obemariasinyinara assalamu Assalamu alaikum ya jama. Assalamu alaikum ya jama. Assalamu alaikum. Salamun. Salamu alaikum ya jama. Salamu alaikum ya jama. Assalamu alaikum. May the peace of Allah be on you. May the peace of Allah be on you. May the peace of Allah be on you. May Allah's peace be unto you. Salamun. Salamu alaikum ya jama. Salamu alaikum ya jama. Assalamu alaikum. Araya tekbir. Rıdvan Bey, bu güzel ve motive edici konuşması için teşekkür ediyorum.